TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasiteyle seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi. Buna göre seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar aşağıdaki gibi sıralandı. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HESE Pasolig entegrasyonu ile Pasolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Pasolig'in ulaşmasına onan vermesi gerekmektedir. HES uygulaması ile COVID-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler. Aşı olmamış ve COVID-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibariyle henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF birincilik için Pasolig ile yapılacaktır. Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flash gelişmeler yaşanıyor. Transfer arayışlarını sürdüren Bordo Mavililer, Gündemini aldığı Dorukan Toköz ile anlaşmaya vardı. Bordo mavili kulüp için sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde açıklanacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun akşam saatlerine doğru kapa bildirilmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi olan Dorukan Trabzonspor'un bu sezon Abdullah Avcı ile yaşayacağı başarıya ortak olmak istediğini dile getirdi. Menajeri ile yaptığı görüşmelerde Trabzonspor'da oynamayı ve Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak Bordo Mavili camianın başarısına hizmet etmek istediğini ifade eden Dorukan'ın ''Abdullah Hoca ile çalışmak istiyorum'' sözleri transferde önemli rol oynadı. Abdullah Avcı'nın da yapılan görüşmelerde Dorukan'ı Trabzonspor'da istediğini söylemesi transferin kısa sürede noktalanmasını sağladı. Dorukan'la daha önce de görüşen Fırtına, Yüksek maaş talebi sebebiyle bu transferde geri adım atmıştı. Trabzonspor'da gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrilmiş durumda. Molde Servette maçının galibiyle karşılaşacak olan Bordo Mavililer bu mücadeleye ciddi bir gelir kapısı olarak bakıyor. UEFA Konferans Ligi'ne katılım bedeli olarak 3 milyon euroyu cebine koyacak olan Bordo Mavililer tur atlaması halinde 1 milyon euro daha kazanacak. Pandemi koşulları nedeniyle UEFA'nın gelir dağılımını azalttığı ifade ediliyor. Bu turnuvanın galibi 8,9 milyon euroluk ücretle UEFA, Avrupa Ligi'nin galibinden daha fazla kazanacak. Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, son yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Sol diz üst kısmından darbe alan oyuncunun sakatlığının tamamen geçtiği öğrenildi. Bu arada Bordo Mavili takımda sakatlıkları bulunan Koita ve Koray Kılınç, antrenmana katılmadı. Trabzonspor antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaparken, Çift kale maçta Ekuban ve Marek Hamšík attığı gollerle dikkat çekti. Bordo Mavililer İspanya'yla Liga ekiplerinden Real Sociedad'dan ayrılacağı açıklanan Brezilyalı golcü Willian Jose için devreye girmişti. İspanyol basınında yer alan haberde Fırtına'nın Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. Yeni sezon öncesi yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flash bir iddia. Bordo mavililerin Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi. İspanyol medyası transferin bitme noktasına geldiğini iddia etti. Takvimin haberine göre, Real Sociedad, William Jose için 8 milyon euro istiyor. Trabzonspor, bu rakamı 5-6 milyon euro seviyelerine çekip taksitle ödemeyi talep etti. Bu transferde favori Trabzonspor. Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Ligi ekibi Wolverhampton'da kiralık geçiren William Jose'nin kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sambacı Yıldız, geçen sezon 39 maçta 7 gol attı ve 2 asiste imza attı. Trabzonlu boksör Buse Nas Çakıroğlu Tokyo Olimpiyatlarında çeyrek finale yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Trabzonlu boksör Buse Nas Çakıroğlu çeyrek finale çıktı. Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Kaleb Ekuba'nın Genoa ile anlaştığı ancak transferin resmileşmesi için Genoa'nın kaynak üretmesi gerektiği yazılmıştı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa'nın Özbek oyuncusu Şumurodov Roma'ya transfer olacak ardından diğer hamleler gerçekleşecek. Trabzonspor'un golcü oyuncularından Kaleb Ekuba'nın Genoa ile anlaştığı haberleri daha önce gündeme yansımıştı. Transferin resmileşmesi için Genoa'nın kaynak üretmesi gerektiği de yazılmıştı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Genoa'nın Özbek oyuncusu Shumurodov Roma'ya transfer olacak. Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği Shumurodov için Roma'nın 16-18 milyon euro arasında bir bonservis ödeyeceği konuşuluyor. Bu transferin ardından Genoa'nın diğer hamleler gerçekleştireceği ve Ekuban transferini duyuracağı öğrenildi. Alexander Sörlot'un kız arkadaşı Lena Sennes verdiği yanıt ile Fenerbahçe taraftarlarını şok etti. Trabzonspor'un transferde haber beklediği Alexander Sörlot’un kız arkadaşı Lena Sennes'in Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarın Sörlotun kız arkadaşı Lena Sennes'in fotoğrafına Come to Fenerbahçe yazması sonrası Lena Sennes hayır yanıtını verdi. Transferde Sörloth'u transfer etmek için girişimde bulunan Fenerbahçe'nin taraftarları bu yanıt ile şoke oldu.